Azrail'im mi? Ne diyorsun sen ya? Azrail'immiş. Şuna da bak. Canımı mı alacaksın? İsteseydim çoktan alırdım canını. Canını almak ne ki? Benden aldıklarının yanında çok hafif kalır. Senden aldıklarım mı? Ne aldım ben senden anlamıyorum. Kimsin, nesin? Benden istediğin nedir? Benim istediklerimi sen bana veremezsin. Namus öyle alınıp verilen bir şey değil. Ha, namus ha? Ölen çocuğun, Nermin'in eski nişanlısının intikamını almak için beni kaçırdınız değil mi? Bak kardeşim, ben Nermin'e de söyledim. O çocukla kapışıyorduk belki, rakiptik. Ama onun ölmesini ben de istemezdim. Demek istemezdin ha? Ulan şerefsiz herif. O kelaynağı üzerime salıp koşunları sıktıran senle baban değil miydi ha? Ne diyorsun sen ya? Kafayı yemişsin. Doğru değil bunlar. Ne kurşunu? Biz mafya mıyız? Kurşunla ne işimiz var ki bizim? Lan artist, madem mafya değilsiniz o kelaynakla ne işiniz var? Aile dostunuz mu? Bekir babamın şirketinin güvenliğini sağlayan bir adam. Güvenliksiz olur mu? Babam Türkiye'nin en büyük iş adamlarından biri. Evet öyle. Ne işlerin adam olduğunu çok iyi biliyoruz. Silah, uyuşturucu, akaryakıt, vergi, her çeşit kaçakçılık. Yeter lan! Saçma saçma konuşup durma. O dediğin gibi en ufak bir yasa dışı iş olsa ilk benim haberim olur. Ben o şirketlerin yönetim kurulu üyesiyim. Bırak lan bu saf ayaklarını. Bindiğin o jiplerin, oturduğunuz o şatoların parası işte o kaçakçılık işlerinden geliyor. Bana bak, senin niyetin nedir? Ölmüş gitmiş bir adamın intikamını mı almak? Yoksa bizim servetimizi kafaya takıp, kıskanıp onu mu kurcalamak? Sen kim oluyorsun ya? Sana mı hesap vereceğiz? Vereceksiniz tabii. Sizlerde görülecek bir hesabım var benim. Üstelik ben istemeyince de kapanmayacak bir hesap. Bu şekilde hesap mı görülürmüş? Şu yaptığın iş mi yani? Karnında benim çocuğumu taşıyan kadının resmini psikopatlar gibi duvarına asarak mı göreceksin hesabını? Kimsin sen ha? Yüreğin varsa önce şu yüzündeki şeyi indir de adam gibi konuş. Ağzına sahip ol, kırmayayım çeneni. Senden mi öğreneceğim lan adamla? Demek kim olduğumu merak ediyorsun ha? Aslında beni biliyorsun sen. Dur bakalım sana bir iki ipucu vereyim. Mesela şu yüzük. Neymiş bu? Sen tabii bunu hatırlamazsın. Ama o seni biliyor. Senin elinin değmişliği var buna. Elim mi değmiş? Şaka mı bu? Hayır, şaka değil. İyi düşün. Şöyle bir aylar öncesine git bakalım. O şerefsiz babanla beraber tersaneye gelmiştin. Ben geminizde kaynak yapıyordum. Evlenmek üzereydim. Nişanlımla beraber ev arıyorduk. Çift vardiya çalışıyordum ev tutabilmek için. Geceli gündüzlü kanter içinde çalışıyordum. Bu yüzüğü çizilmesin diye cebime koymuştum. Yüzük sonra cebimden düştü. Güvertede yuvarlanıyordu. Sen de onu ayağınla tutmuştun. Ayağında bir aylık maaşımla alamayacağım bir ayakkabı vardı. O ayakkabıyla üzerine basıp durdurdun bunu. Şimdi bir şeyler hatırlar gibi oldun mu lan? Ha? Hasan abi, Hasan abi! Altı üstü bir yüzük be kardeşim. Peşinden bu kadar koşulur mu? Koşulur efendim. Allah Allah. Denize uçsa atlar mısın peşinden? Tabii ki atlarım. Al bakalım. Şimdi hatırladın mı beni namussuz herif? Ne? Yoksa sen... Ta kendisi. Bu nedir ya? Olamaz ki. Sen ölmedin mi? Ama sen herkes öldü dedi ya. Doğru demişler. Üstelik bir kere değil tam iki kere öldüm. İlk önce sen öldürdün. Ne diyorsun sen? Ne öldürmesi? Öldürdün lan beni.
Canımı aldın lan sen benim. Bütün hayallerimi aldın sen. Nermin'i aldın benden. Nermin'i aldın. Ben şu köşede öldüm. İlki böyle oldu. İkincisi nedir? İkincisi de o şerefsiz babanın elinden oldu. Diri diri mezara attı lan beni. İki kurşun sıktırdı üstüme. Saçma bütün bunlar. Yok böyle şeyler. Sen onları kafandan kurmuşsun. Kes lan kapa çeneni. Sana fikrini soran olmadı. Şimdi şerefsiz babanı aramamız lazım. Onun elinde benim için çok önemli bir şey var. Seni dinliyorum Kosovalı. Bana bak Kervancıoğlu. Şimdi hemen Hasan abi serbest bırakıyorsun. Hasan abi bana gelince de ben de sana bu Artisoğlu'nu göndereceğim. O dediğini unut Kosovalı. O iş öyle olmaz. Ben oğlumu sağ salim görmeden arkadaşını sana göndermem. Bana bak Kervancıoğlu. Dua et ki o elindeki adam senin şu züppü oğlun için riske atılacak bir adam değil. Birazdan oğlunu vereceğim telefona, konuşacaksın. Sağ salim olduğunu anlayacaksın. Ama önce sen bir Hasan abiyi ver. Bir sesini duyayım ben onun. Konuş bakayım lan Kuvayi Milli. Paşam. Abi, iyi misin? İyiyim paşam. Haddinden fazla iyiyim. Ne olacak? Altımızda limizin. Kevler keko. Çok konuşma Kuba. Konuş lan. Baba, merak etmeyin beni. İyiyim ben. Kosovalı'nın kim olduğunu... Tamam, kısa kes. Sonra hasret giderirsiniz. Beni iyi dinle Sefa Kervancıoğlu. Tam 2 saat sonra vereceğim adresi Hasan abiye getiriyorsun. Ha oldu da bir gaflete düşersiniz, ona bir şey yaparsınız. Oğlunun eşini evinin parmaklıklarına asarım. Bundan hiç şüphen olmasın. Gelirken parayı da getirmeyi unutma. Defterin hala elimde. Cezasını da biliyorsun. 3 milyon dolar. Bak Kosovalı. Arkadaşına karşılık defteri ve oğlumu getir. Ceza mezada anlamam. Unutma, arkadaşın elimde. Bak Kervancıoğlu. Şimdi söyleyeceklerimi kafana iyi yaz. Gerekirse Hasan abi benim için gözünü kırpmadan ölür. Ben de onun için ölürüm. Bizim ölümden bir korkumuz yok. Ama sen bunu göze alamazsın. Sen ölemezsin. Bu artist oğlum da ölemez. Bu yüzden parayı da Hasan abiyi de getiriyorsun. Konuşma bitmiştir. Oğlun elimde. Kosovalı. Tamam hemen parlama. Takas pazarlığı için bir şeyler söyledim işte. Tamam senin dediklerini kabul ediyorum. Tamam. Nerede buluşuyoruz? Evet tamam. Evet ben ve Bekir yalnız geleceğiz. Tamam. Bekir, Topal'ı ara. 3 milyon dolar hazırlasın. Ne gülüyorsun lan yavşak? Çok mu hoşuna gitti? Sen gül bakalım. Şimdilik gül bakalım. Bekir. Adamlarını gönder. Ama efendim adamlar giderse... Bekir, ne diyorsam onu yap. Elinde oğlum var. Evlat sahibi olunca anlarsın. Öz oğlumu riske atamam ben. Bu işi silahsız halledeceğiz. Bak, kara defteriniz de elimde. Şaşırdın değil mi? Defterimiz mi? Ne diyorsun sen ya? Ben ortaokuldan beri defter kullanmıyorum. Bırak lan bu saf çocuk ağızlarını. Ne inkar ediyorsun hala? Bütün gayrimeşru işlerinizin kaydı kuyuda elimde işte. Görmüyor musun? Bak kardeşim, sen beni tanımıyorsun. Babamla iyi anlaştığımızı söyleyemem. Ama gayrimeşru bir iş yapıyor olsa bu kadarından da haberim olurdu. Ulan saf mısın sen? Duydun ya konuşmamızı. Madem öyle bu defter için milyonlarca dolar parayı niye ödüyor baban?
Ulan sahiden senin haberin yok galiba. Anlaşılan Bolu Bey'i pis işlerini oğlundan bile gizlemiş. Hesapta büyük iş adamı ya. Tabii kaçırdığı eroinleri silahları evinin salonunda yiyecek değil herhalde, değil mi? Hakikaten sapmışsın ya.